Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle Reyyan marka tek renk bir tülbentim var. 21 numara tığım. Model hazırlamadım. İlk başlar gibi beraber başlayıp beraber hazırlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi modelimize geçelim. Şöyle tülbentimin kenar tığlamasını ikişer zincir çekerek hazırladım. 696 no'lu videomda şöyle YouTube'un arama kısmına Nurgül'ün tığ ve iğne yoları 696 yazdığınızda hemen çıkacak arkadaşlar. Köşe dönümü ters tarafı doğru, önden arkaya doğru nasıl kıvrılıyor? Tüm püf noktalarıyla ister sahte sık iğne ister normal sık iğne hepsi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek modelimizin anlatımına geçelim. 3 tane zincir çekiyorum. Tığ batı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir, 4 ve 3 zincirimi çekip 5. tığ battının içine sabitliyorum. İlk başlarken bu şekilde başlıyoruz. 5 tane tığ battı yaptım. Bir zincirle ters tarafına döndüm. Hemen tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir hemen yanındaki hiç atlamadan buraya kapatıp bir zincirle de düz tarafına döndüm. Bakın bu şekilde yuvamızı oluşturduk. Hemen bir zincirimi sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde daha güzel gözüküyor arkadaşlar çimenimiz. Şöyle hemen başlayalım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 ve 2. Kenardaki bir zincirle beraber 2 tane trabzanım oldu. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 3 sefer, 2 seferdeydi. Bunu da 3 seferde alarak çoğaltıyorum. Şöyle. Şimdi 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2. Şöyle 2. Şöyle 2. Bakın her seferinde bir tık daha uzun trabzan yapıyoruz. Evet, yine 2 defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2, 2 ve 2 alarak trabzanımız hazır. Bu son ortadaki trabzanımız bitiş noktası. Şöyle 4 tane zincir çekip son yaptığımız trabzana bu şekilde bir yuva yapıyoruz. Şimdi 2 defa tekrar tığımı doladım. Bakın burada nasıl yukarı doğru büyüttüksek şimdi de aşağı doğru inerek küçültme işlemi yapıyoruz. Bakın şöyle 2 aldım. 2 aldım. 2 tane aldım. 3 seferde. Bir defa tığımı doladım. 1 aldım. 2 aldım ve 2 aldım. Yine 3 seferde. Şu şekilde orantılı güzel şöyle volümlü bir trabzanlar yapıyoruz. Bir defa tığımı doladım. Şimdi 2 ve 2 alarak bu şekilde bitiş noktasına geldik. Bir zincirimle de sık iğne ile buraya sabitledim. Hemen dönüş yaptığım tığ battıya tekrar sık iğne ile iniyorum tığ battı seviyesine. Evet, bakın arkadaşlar çok güzel oval görünüşü olan hoş bir trabzan yaptık. Bu taktiklerle dolamalara göre siz de bu şekilde hoş bir çimen yapabilirsiniz. Çok hoş ve zarif orantılı bir çimenimiz oldu. Şimdi yine ilk başladığımız noktaya geldik arkadaşlar. 5 tane üçer zincirden tığ battı yapacağız. Şöyle 1, 2 ve 3 zincirimi çekip sıradaki tığ battıya girdim. 1, 2, 3 zincir. 3. Şöyle sıkı sıkı zincirleri çekmeye çalışın. O zaman zürafa gibi iğne oyasında olan zürafa gibi duruyor. O da hoş bir görüntü sağlıyor. Evet arkadaşlar.
Şimdi 5 tane bu şekilde hazırladım. Bir zincirle dönüyorum ters tarafa. Bakın bunda ne yaptıysak aynısını buraya da yapacağız. Şöyle bir zincirimi sık iğne ile sabitleyip 6 tane zincir çekiyorum. Ve yandaki hiç atlamadan yandakine giriyorum. Bir zincir çekip şöyle sık iğne ile sabitledim. Evet, bir zincir çekerek trabzanımızın yapılışına başlıyoruz. Bir defa dolayıp şöyle 2 ve 2 alarak trabzan. Bir defa doladım. Yuvaya girip ilmek aldım. 3 seferde 1, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 3 seferde 2, 2 ve 2. Yine 2 defa aldım. Bitiş trabzanımıza, tepe noktamıza geldik. 1, 2, 2 ve 2. Evet. 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Şimdi sağda ne yaptıysak tam tersi sola yapıyoruz. 2 defa tığı doladım. Şöyle bakın 2, 2 ve 2. İlk önce uzun uzun, şimdi de kısaltıyorum. 1 defa doladım. Şimdi 3 seferde 1, 2 ve 2. Bir defa tığımı dolayıp 2 2 alarak, bakın çok hoş oluyor arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Yuvada sabitledim. Tıpatlı seviyesine inmek için dönüş yaptım. Sık iğnenin üzerine tekrar sık iğne yaparak iniyorum. Ve yine 5 tane tığ battı yapıp aynısından şöyle çimenimi oluşturacağım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Evet, sanırsam yeterli arkadaşlar. Şöyle ara mesafesine 5 tane bıraktım. Benim 5 tane bırakmam bu şekilde oluyor. Şöyle siz biraz daha 7 yapıp ortada 3 yerine 5 de bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın bir tane daha yaptım. Şöyle göstereyim. Çoğalttım. 3 tane oldu. Bu kısımda 3 yerine 5 tığ battı yerine 7'den dönüp ortada 5 kaldı. 3 yerine 5 bıraktım. Bu şekilde daha böyle fazla yakın, fazla uzak nasıl güzel olmuyorsa fazla yakın da üst üste oluyor diye arkadaşlar bu şekilde. Çünkü tığ battılarım da fazla büyük olmadığı için çok yakın oldular. Bu şekilde daha hoş durdu. Evet, şimdi şu tepe kısmında yapmış olduğumuz 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 9 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9. İpi ince olanlar 10 zincir de çekebilir. Evet, bakın şöyle baştan 3 ilmeği küçük alacağım. Şöyle göstereyim. Zincirin altında girip üstünde zincir çekiyorum. Zincirin altından ilmeğimi alıp üzerinde bir tane zincir çekiyorum. Toplamda 18 tane ilmek çekeceğiz. Bakın 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, şöyle göstereyim, 16, 17 ve 18. Altından girip şöyle üzerinde zincirimi çektim. Evet, 18 tane ilmeği topladım. Bu şekilde bakın. Şöyle hepsinin içinden geçiyorum. Şöyle kenar kısmını ne kadar küçük alırsanız o köşeye yuvarlak dönüyor arkadaşlar. Bunu tekrar 4 zincirden şöyle bir ilmek çıkararak sık iğne ile buraya sabitliyorum. Evet, fıstığımızı oluşturduk. Şöyle göstereyim, bakın fıstığımız bu şekilde oldu. Şimdi bunu buraya 7 tane zincir çekiyorum, bakın.
1, 2, 3, 4, 5 ve 7. 7 zinciri çektim. Şimdi buraya 18 tane ilmek yapmıştık ya fıstık için. Bunu göz kararı 6 6 da bölebilirsiniz. Göz kararı da yapabilirsiniz. Eğer göz kararı hesaplayamazsanız şöyle 2 4 şöyle hesaplayıp arkadaşlar mesela ben göz kararı buranın 6 tane ilmek arası olduğunu düşünüyorum ve tığımı buradan geçirip şöyle göstereyim bakın. Buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Şöyle 7 zincirimi de buraya yapıp yuva yapıyorum. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. Tekrar göstereyim isterseniz. Şimdi 7 zincirimizi çektik. Şöyle göstereyim bakın. Şuradan şu 2, şu 4, şu 6, şu 7. 7. 6 ile 7'nin arasından şöyle ilmeği kapatıyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Evet, 7 zincirimi yine şöyle göz kararı nasıl oldu? Evet, şöyle yanına bir tane daha yapıp çoğalttım. Bakın araya da 5 tane bıraktım. 3 diye arkadaşlar onu söküp bu şekilde 7 tığ battı yaptım. 7'den geriye döndüm. 5 tane kaldı. Evet, şöyle tepe noktasındaki 4 zincirli yuvamızın içine girerek bu şekilde ipimi sabitliyorum. 9 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Buraya fıstık yapacağız. Şöyle hafif fazla değil hafif ipimi uzattım. Altından girip ilmek bir zincir çektim. Zincirin altından girip üstünde bir ilmek çekiyorum. 3. Zincirin altından gir, ilmek al. 4. Bakın yavaş yavaş ipin boyutunu da uzatıyorum. Buraya 18 tane bu şekilde ilmek toplayacağım. 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 şöyle oluyor bakın arkadaşlar topladım ilmekler parmağımın altından gözükmüyorsa 17 ve 18 evet 18 tane ilmeğin hepsini birden bakın bir tanecik fıstık yapıyoruz şöyle sıkıştırınca kendini hemen yuvarlaklıyor. Buradan yine 4 zincirli yuvadan ilmek alıp bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şu ipi kenara alayım daha net. Evet, şimdi buraya şöyle tutturalım. Fıstığımızın oluşu bu şekilde. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi hemen ters tarafına döndüm. Şimdi bu fıstığı ters tarafından 3'e böleceğiz. Şöyle 6, 12, 18 tane ilmeğimiz var. Bakın 2, 4, 5, 6. 6 ve 7'nin şöyle arasından girip buraya bir tane yaptık. Tekrar 7 zincir. Şimdi şöyle 2, 4, 5 ve 6. Göz kararı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hani şöyle hesapta zorlanan arkadaşlar için şöyle 5 ile 6 ile 7'nin arasına tığımız kameradan göremedim. Tutmasın normal arkadaşlar. Şimdi 7 zincir ve buradan mavi yuvanın içine kapatıyorum. İlk sık iğne ile girdiğimiz mavi yuvanın içine sabitledim. Hemen bir zincirle düz tarafına döndüm. Bunu bir zinciri sık iğne ile hemen kenar kısmındaki yuvadan tutturdum. İki zincir çekiyorum. Şöyle. Kenarda 6 tane bu şekilde kirpik yapacağız. İki zincir. Şöyle 3. İki zincir. 4. 2 zincir şöyle 5 1 2 zincir 7 tane zincirli yuvaya 6 tane bu şekilde minik kirpikler oluşuyor ve
kenar şey ikinci yuvaya da sadece sık iğne ile geçiyorum. 1 2 zincir. Buraya da aynı şekilde 6 tane ikişer zincirli minik kirpikler oluşturacağız. 2 zincir şöyle 3 4 2 zincir 5 2 zincir 6. Diğer yuvaya yine hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile geçiyorum. 1 2 zincir 1 2 zincir şöyle göstereyim 3 4 5 ve 6. Son olarak bu mavi yuvaya da sık iğne ile giriyorum. Şu kısım daha güzel duruyor, var kısmı. Bir zincirle de kapattım. Hemen arkadaşlar ipimi koparıyorum. Bir zincir şöyle sökülmesin diye bu şekilde. Çok güzel bir şöyle kral tacı gibi oldu. Hemen diğerlerini de şöyle renklerini farklı renklerde yapıp geleyim arkadaşlar. Evet, şöyle beşer tığbatta aralı bu şekilde oldu mesafesi. Karşıdan görün. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Çok hoş ve zarif oldu. Renklerini, diğer renkleri de bu şekilde hazırladım. Mor pembe koyarak sarının yanına bu şekilde ayarlamaya çalıştım. Bu fıstık modeline bu şekilde en çok yakışan bu çimen arkadaşlar, bunu tercih edin. Gerçekten hoş durduruyor bu çimen. Bunu tabii yeşil de yapabilirsiniz. Böyle farklılık olsun diye. Her zaman yeşil yapıyoruz diye. Tülbentin renginden de. Çünkü çok seviyorum çimeni, tülbentin kendi renginden de olunca ben. Şöyle sizler de alışın. Bu zarafeti görün istiyorum. Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak kanalın devamı için destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Modelim bu. Şöyle dediğim gibi her çimende bu fıstığı görmüşsünüzdür. Sık iğneli trabzanda veyahut da diğer modellerde. Ama en yakışan, bakın duruşu en güzel olan bu çimen oluyor. Şöyle uzaktan tutayım. Daha net anlaşılır inşallah. Evet. İnşallah anlaşılır. İşinize yarayan da bir video çekimi olmuştur arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.